Ayşegül Hocam, her mide ağrısına ülser diyebilir miyiz? Mide ağrılarının sebeplerinden biri de ülser olmakla birlikte her mide ağrısının sebebi kesinlikle ülser değildir. Ülser bunlardan sadece bir tanesidir. Mideyle ilgili hastalıklar olabilir. Bazen mide dışındaki organların ağrılarında da yine ülser ağrısı gibi algılanabilir. Zaten her hasta midem ağrıyor, ülser olabilir miyim, gastrit olabilir miyim diye gelir bize. Mide ağrısıyla karışabilen hastalıklar, dolayısıyla ülserle karışan hastalıklar, mesela safra taşları, safrada taş çamur olduğu zaman bunun ağrısı da bir mide ağrısı gibi duyulabilir. Özellikle yemeklerden sonra karın ağrısıyla birlikte şişkinlik, gaz, sırta vuran ağrı olur. Bunun dışında pankreas hastalıklarında veya pankreasın tümöral hastalıklarında, iltihaplarında bunlarda da yine mide ağrısı gibi duyar hasta. Çünkü pankreas midenin arkasında kalan bir organdır. Dolayısıyla pankreasta iltihap olduğu zaman veya malign tümöral bir hastalık olduğu zaman yine mide ağrısı şeklinde olur. Ama nasıldır ağrısı? Daha şiddetlidir. Kuşak tarzında karından bere doğru yayılan bir ağrı vardır. Özellikle oturunca hafifler, düz yatınca artan bir ağrı vardır. Yemeklerle bir ilişkisi yoktur ve her geçen gün artan, zayıflatan bir ağrıdır. Bunun dışında bazen bağırsakla ilgili, özellikle bağırsak tümörleri de aynı şekilde mesela karın ağrısı, mide ağrısı şeklinde duyabilir. Beraberinde şişkinlik, gaz olabilir. Çok nadiren bir kalp ağrısı, mide ağrısı gibi kendini gösterebilir. Onun için bir mide ağrısı dediğimiz zaman sadece ülser değil, bunu yapabilecek midede tümör olabilir, gastrit olabilir veya midenin çevre dokularında, karaciğerde, pankreasta, safra kesesinde hatta kalple ilgili bir hastalık da olabilir diye daha genel ele almak lazım. Özellikle hastanın yaşına göre beraberinde kilo kaybı var mı, yok mu, beraberinde başka şikayetler var mı ayrıntılı irdelemek lazım. Burada kilo da çok önemli Ayşegül Hocam. Bir mide ağrısıyla birlikte kilo kaybı varsa bunlar bizim için alarm belirti dediğimiz işte kilo kaybı, büyük abdeste kanama olması, kansızlık olması, bulantı, kusma gibi şikayetler. Bunlar bizim için daha da önemli oluyor. Tabii ki her türlü ağrıyı tetkik ediyoruz, araştırıyoruz ama bu tür şikayetler olunca tabii ki daha farklı gözle de bakabiliyoruz.